Bakın, size kimi tanıtıyorum? Bebeğim, ikinci sevgilim. Burada kim var arkadaşlar? Burada Mosso'nun 2015-2016 modeli Raje 750 CB D2i uyumlu full karbon yol bisikletimiz var. Görüyorsunuz. Canavar burada. Evet. Sayın seyirciler. Bisikletimiz Mosto'nun 2015-2016 modeli olduğu için 105-5800 vites seti, fren seti kullanılmış göbeklere kadar. Tek farklı olan şey jant seti çemberi, yani jant çemberi Mosto'nun kendi üretimi. O kadar kaliteli değil. Yapacak bir şey yok. Yani sıfır bir bisiklette böyle bir jant seti kullanması biraz kötü olmuş. 2017 modelinde Shimano'nun yeni modelleri var. Onu kullanıyorlar. Size bisikletimizden bahsedelim gençler. Full karbon. Kadrosu ne kadar hafif tam bilmiyorum. Şu an detaylarına bakmam gerekiyor. Kadromuz çok güzel. Yani detayları, ayrı düzeni. Çok estetik yapılmış. Kablolar içeriden geçiyor zaten. Yani bir D2 uyumlu bisiklette daha ne olabilir ki? Kadro koruyucumuz var. Zefal'in doğa bisikletten aldığımız. Görüyorsunuz. Daha detaylı karbon maşamız. Kadro böyle arkadaşlar. Aerodinamiği çok güzel. Çok estetik. Bakın. Şöyle size daha yakından göstereyim. Bisikletin iç kısmına daha iyi geliyoruz. Evet, biraz hızlı geçtik sanırım ama yapacak bir şey yok gençler. Şöyle bakın. Bu tarafı yine zaten kadroda her şey çok yuvarlak hatlar var kadroda. Keskin hatlar yok. Çok yuvarlak yapmışlar. Yani ben yapmadım, Mosso yapmış. Evet. Başka ne var? Yani şöyle yolda gittiğinizi düşünürsek, varsayarsak böyle. Evet, bisikletimizin farklı olan neyi var arkadaşlar? Hiçbir şey yok. Richie gidon kullanmışlar. Gidon boğazı kullanmışlar. Sele borusumuz Richie yine ayrıyetten. Ve burada canavar var. Evet, Brooks'un C17 modeli. Görüyorsunuz. Yol bisikleti için tasarlanmış. Mantıklı bence. Güzel. Ben seviyorum. Yani diğer deri serilere göre bu da güzel. Gayet performanslı. Ben alıştım. Poponuz alışıyor. Uzun yolda hiç yormuyor sizi. Başka neden bahsedeyim size? Pro'nun yine elcikleri var. Gidon sargı bizi var. Evet, Shimano 105 fren kollarımız. Görüyorsunuz. Buraya da Zefal koruma bandı yapıştırdık. Yine ön frenimiz. Yani 105 set olarak 5800 komple pabuçlara kadar. Evet arkadaşlar, pabuçlarımız henüz bitmedi. Göbeğimiz 105. Jant çemberimiz 3T yazıyor. Aldanmayın. 3T değil. Ben kendim yaptım. Mosso'nun kendi şeyi. Evet, tek lastiklere gelirsek arkadaşlar, bakın burada ne var? Maxxis detonör var. Lastiklerin tutuşu yağmurda veya şeyde çok güzel, çok kaliteli. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Ben yaşamadım. Siz de yaşamazsınız. O yüzden problem yok lastiklerle alakalı. Size başka neden bahsedebilirim? Ayna kolumuz 53-39, ayna kolumuz var. 105 yine. 105 ön aktarıcımız var. Krankbrutur Eagly bir pedal var, kilitli pedal. Bu pedalları çıkartıyorum diye XC modelimize de gördüm, Mosso'ya. 681 XC'ye. Arada değiştiriyoruz işte. Yani şimdilik 105 arka aktarıcımız var.
11 rublemiz var. 2 çarpı 11, 22 vites arkadaşlar bisikletimiz. Yine göbeğimiz nerede? 105 arka göbeğimiz var. Başka bir değişik bir şey var mı arkadaşlar? Arka lastiğimiz maksimum olur. Arka frenimiz max 105. Evet arkadaşlar, fren popuşunu hiç değiştirmedim. 500 km'ye geçtik sanırım. Gayet iyi fren performansı var bu 105 setin. Çok kaliteli. Ben seviyorum. Kampa gittim. Bagajımız vardı, arka bagajımız. Ön bagajımız, sırt çantam, suluklar doluydu, fulldü. Yani o kadar ağırlığa rağmen 20 kiloyu geçkin bir ağırlık vardı. Tam hesap edemiyorum şu an. Hiçbir sıkıntı yaratmadı. Frenler çok iyiydi, çok kaliteliydi. Zincirimiz yağlanmış. Yapacak bir şey yok. Onu da artık değiştireceğiz bir ara. Temizleriz de olmadı. Şimdilik hava kötü. Bisiklete binemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani iyi bakın millet. Görüşürüz. Bay bay. Yeni videolarla yakında sizinle. Bay bay.